Çünkü görüşürüz. Alevli bir maç oldu. Euro 2024 bizi. Peki ilk başta konuştuğumuz şeye geri dönmek istiyorum. Peki Almanlar kaybederse biz gene kaybetmiş sayılıyoruz. Evet. Aman Havertz. Evet sevgili dostlar, evet değerli futbol severler, Almanya-Türkiye karşılaşmasına hoş geldiniz. Erdal Bey yanımızda, bakın. Selamlar. Nodul midem oturdu ya. çok. Erdal Bey nodulunu yemeği bitiremediği için maçın 3. dakikasında açılışı yaptık. Neredeyse de gol yiyorduk, iyi mi? Yok ya, daha neler, hemen öyle yer miyiz ya? Şimdi Almanya, Türkiye, yani kadromuz biraz garip bizim. Evet, Sané ve 1-0. Allah kahretsin ya. Evet, 4. dakikada Havertz'le 1-0 oldu arkadaşlar. Açılışı yapmasaydık keşke, kapatalım. Kapa. Yok offside. Evet sevgili dostlar, ilk golümüzü yedik. Sané açtı, Havertz attı. Evet. Gene Sané ya. Bu herif başımıza bela ha. Galatasaray'da da bak, evet, bulaştı bu. Evet, tam olarak az önce kadrodaki bu değişik isimleri... Evet. Yusuf, Kenan. Biraz merak etmiştim. İnşallah Montella cevabını bize verir. Evet, hazırlık maçı ama şimdi Almanya'dan da 6-7 yemeyelim ya. Evet, kötü olur yani. Yani. Psikolojik olarak geriliriz. Yani Allah Allah, maçın hemen başında golle başladılar. Sané, Abdülkerim karşıda. Sané açtı. Altay'da kaldı. Biraz zorlu bir maç gibi. Bizim açımızdan yani. Almanlar açısından değil ama. Almanlar açısından kolay. Peki Almanlar kazanınca biz... Ha, o espriyi ne zaman yapacaksın diyordum. Şimdi geldi, evet. Almanlar mesela kazanacak diyelim yani. Biz de kazanmış sayılacağız değil mi? O zaman peki sana bir paradoks yapayım. Biz kaybedince Almanlar kaybetmiş sayılacak mı? Biz kaybedince Almanlar sayılmaz. Biz kaybettiğimizde kalırız. Çok kıskanıyorlar. Almanlar hep bizi kıskanıyor biliyorsun ki. Şimdi dolayısıyla... kıskançlıktan bize 5-6 atar bunlar. Atmasınlar lan, hazırlık maçı atmazlar herhalde yani. İnşallah. İleri tarafta İrfan Can, Emre Akbaba'yı gördüm. O da şaşkın. Emre Akbaba hiç beklemiyordu. O da şaşkın. Ama ne yapacaksın? Adamın sonuçta tanıdığı futbolcu. Adana Demir'den. Tamam işte, hazırlık maçında tanımadığın adamı denemez misin? Hazırlık maçı bu abicim. Tanımadığın adamı dene. Bari Almanya'ya karşı deneme. Ya da yani. Ya da Almanya ile hazırlık maçı yapma ya. Ya Andorra'yı çek. Çek Ceveli tarihe giriş yani, sağlı sollu. Ya daha biraz moral olsun ya. Ülke mi kalmadı? Yok, Brezilya, Arjantin yani. He. Geriye 2 kaldı. Bir de Fransa. Rüdiger'i görüyorsun bak. Az kaldı. Neyse. Şimdi Euro 2024'ün belki de finalistiyle oynuyoruz şu anda. Euro o kadar olmaz. En fazla 30. Hayır ben yazınki şeyden bahsediyorum. Bak seni içeri alırlar. Ne Euro 2000 lirası ya? Hızlı çıkıyoruz, bir dakika dur. Emre Akbaba. Euro ne zaman 2024 olur? Evet sevgili dostlar, golden hemen sonra biraz daha toparladığımız söylenebilir. Yani toparladık derken şu anda önde baskı falan yapıyoruz. Yani top bize geçmiş değil. İlkay Gündoğan bu arada Galatasaray'la görüşüyor şu anda. Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelme ihtimali olan bir oyuncu olarak transfer söylentisi, bilmiyorum. Lan içeriye direkt atıyorlar topu ya. Çok rahat atıyorlar değil mi? Baskı yok, bir şey yok. Bam diye yani direkt ceza penaltı noktasına doğru. Oradaki adamı atıyor böyle, evet, dönük adamı. Hazırlık maçında 5-6 atmak terbiyesizlik midir? Bence değildir hacı. Sonuçta hazırlık yani. Adamlar da bakıyor, hazırız diyor. Türkiye'ye 5-6 atıyoruz diyor. Ha, o da onu kasar mı diyoruz? Tabii yani. Niye kasmasın? Şimdi sen şöyle düşün. Alman milli takımına yeni girmiş genç bir oyuncusun ya da kendini göstermek istiyorsun. Almanya milli takımında oynaman lazım. Euro 2024 var. Tabii ki. Şimdi Türkiye karşısında kendini gösteriyorsun. Hat-trick yaptın şu maçta. Euro 2024 garanti. Bileti alırsın. Alırsın. Yani kadroya girersin, 11 oynamasan bile. Girersin. Bir yerde de adam seni alır öyle veya böyle. Herkes kendini ispatlamak zorunda olduğu için. Peki hazırlık maçında 10 tane atmak terbiyesizlik midir? Hazırlık maçında, tamam mı? Yaklaşık 15'e kadar terbiyesizlik sayılmaz. Aa. Sayılmaz kesinlikle. O kadar kolay pozisyon veriyoruz ki aklınız hayaliniz durur sevgili dostlar. Maçı izlemeyenler burada tepkileri izlemeye geldiyse söyleyelim. Evet. Almanya inanılmaz derecede boşluk veriyoruz bu defans hattıyla. 2 pasla Sané de yani şu anda hani goygoya aldığı için öyle yapıştırdı. Yoksa basıp çalımda da geçebilirdi kaleciyi. Karşı karşıya kaldı, ne yapacak daha? Yani çağırdın, dedin ki maç izleyelim gel. Ah, bunun için mi? Ama yani böyle biraz şey yaparız gibi. Ama yine oldu. İnsan haline şükretmeli. Cebeli Tarıklı olsan ne olacak? Evet, şu anda Fransa 3-0. 5-6 atıyor. Biraz da iyi yönden bakmak lazım. Andorralı olsan. Kenan Yıldız! Güzel vurdu. Çocuk mermi gibi yapıştırdı lan. Beşiktaş alsın bu çocuğu Berk. 18 yaşında Juventus'ta oynuyor oğlum. Tamam, ne fark eder, bizdeki de siyah beyaz forma. Almanya Wirtz'le gene Sané'ye gönderdiler. Ferdi kapattı. Geliyorlardır geliyorlar. Nasıl espri, 10 numara. Bu arada Almanya biraz ciddiye almayarak oynuyor bizi. Evet, Almanya şu anda biraz bastırsa daha fazla atar. Yani Sané'nin tavırları falan böyle biraz şey yani. Gene bir maç. Neyse ter atacağız be falan filan. Ya şimdi gerçekler var hani, herkes... Biraz öyle oynuyorlar yani. Kızabilir, edebilir böyle dediğimiz için, ama bizim milli takımın seviyesi belli. Evet. Ne demişler? Gerçekçi ol, imkansızı iste. Biz diyoruz ki Türk milli takımına şu anda Euro 2024'de gitti. İyi oynayarak da, iyi bir grup süreci geçirerek gitti. Güzel bir performans sergiledik. Dolayısıyla şimdi gruptan çıkmak zaten bizim için başarı sayılır mı? Aslında baktığında sayılmaması lazım. Sayılmaması lazım çünkü biz çeyrek final görmüş, dünya üçüncüsü olmuş adamız yani, anladın mı? Dolayısıyla bizim için gruptan çıkmak aslında başarı değil. Neredeyse oraya gitmeyi başarı sayacaksınız. Yok artık daha neler ya. Artık bizim için gruptan çıkmak rutin hale gelmek. Katılmak zaten şey değil. Evet abi yani. Hani katılamadığımız zaman bazen oluyor ya, şey oluyor. Mesela İtalya katılamıyor. Evet. Örnek veriyorum, Arjantin Dünya Kupası'na katılamıyor. Nasıl şok oluyor bütün millet? Öyle olmamız lazım yani. Biz bayağı seviniyoruz ya. Gidiyoruz orada da kepaze oluyoruz, yiyoruz. İşte bak orada karşımıza çıkacak yani şimdi ihtimali olan takımlardan biri Almanya. Almanya olursa ki böyle ciddiyetsiz oynamazlar orada. O oynamazlar, burada biraz rahat oynuyorlar şimdi. Adamın sinirlerini bozarlar, psikolojisini bozarlar yani. Yani. Hiçbir şey yok. Aha. Çok güzel pas. Askir ya. Be Yusuf be. Kulübemizde hazırlık var hocam. Mangal yapıyorlarmış. Abi kanatlar oluyor. Devre arasına yetişir mi? Yetişir. Emre Moro diyormuş ki salatayı sen yap oğlum Emre. Oğlum biz niye böyle beceriksiziz ya? Senin adam geldi bak, o kadar söyledin. Abdülkadir Ömür, Emre Akbaba değişikliği, sakatlık dolayısıyla. Zaten o şey oyuncular, kötü oynayan oyuncular da oraya. Sakatım abi ya. Abi. Sanatçılardan oluyor. Şarkı söyleyeyim, hastayım biraz sesim. Sesim biraz kapalı. Pozisyon göre yıktırdı gibi oldu bu arada. Almanya'yı biraz kızdırmaya başladık oyun itibariyle. Pozisyon da bulduk. Çok güzel Abdülkerim'den Ferdi'ye. Çok iyi kontrol. Ferdi! Oha ne gol lan. Güzel. Çok güzel gol be. Abdülkerim'den müthiş bir asist. Evet. Ferdi'den müthiş bir bitiricilik. Çok iyi kontrol, çok iyi bitiricilik. Helal olsun. Müthiş. Evet, Almanya'yı oyunumuzla biraz kızdırdık demiştik. Golü de bulduk sevgili dostlar. Almanya şımarık oyununun cezasını böyle çekecek işte. Türkiye, Türkiye, Türkiye sesleri Berlin Olimpiyatı'dan inletirken Abdülkerim bir daha gördü. Kenan gerçekten heyecanlandırdı bu arada. Helal olsun. Kenan'ın saçları da zımba. Zımba vallahi, o dökülmez de bunun saçı. Dökülür mü lan onun saçı? Bu arada İrfan Can'ın pozisyonu da bence penaltı. Kararımı değiştiriyorum. Rüdiger bildiğin topsuz alanda İktirmiş abicim. Rüdiger'in topla alakası yok. Yalnız Ferdi'ni güzel kontrol etmiş. Ferdi'ni kontrol ettin sen ya. Allah Allah. Saçma fauller yapmaya başladı Almanya. Vallahi maç bir anda heyecanlı maça döndü ha. Neden heyecanlı maça döndü? Almanlara gol attık, beklemiyorlardı. Çok götü kalkık oynuyorlardı. Götü kalkık oynuyorlardı. Biz burada uyardık. Tahmin ettik. Bizimkiler de gol atınca gaza geldi. Özgüveni geldi kendine. Şimdi oynasınlar. Hayda. Bak şimdi yorumlarımız değişti ama. Ne yapalım, sonuç olarak Türk'üz. Hadi Abdülkadir. Güzel orta be. Ah be. Oğlum Ferdi 2'dir. İyi top kontrol ediyor. Abdülkadir'e çok iyi pas attın. Nazar değmesin ya. Emre Akbaba Abdülkadir değişikliği. Evet. Sonuç. Baksana pasa. Topun başında. Çaresiz. Bekliyorum. Bekliyorum ama atmayacak biliyorum. Vallahi uzun topla çıkmak zorunda kaldı Almanya. Zorladık. Çok güzel. Kaan. Of. Aha. Kenan. O neydi lan? Oğlum. O neydi lan? Ananı avradını, iki direği birden yapıştırdı bam güm. İnanılmaz gol bu arada, bak bir şey söyleyeyim mi? Ben yakın köşeye vuracak zannettim. İnanılmaz zor bir gol. Direği iki bak çatala tak tak yapıp ya. Özgüvene bak, vurduğu yere bak ya. Bak tak. Of. Çok güzel ya. Direkleri tokatlayarak Almanya'yı 2-1 şu an. Jeneriklik gol atmış yemin ediyorum. Peki ilk başta konuştuğumuz şeyi geri dönmek istiyorum. Peki Almanlar kaybederse biz gene kaybetmiş sayılıyoruz. Evet. Hiçbir türlü Almanya'yı yenemiyoruz. Yanlış takım seçtiler hazırlık için, ben sana söyleyeyim. İlk yarı bitiyor. İlk yarıyı 2-1 önde kapatıyoruz sevgili dostlar. İlginç bir maç oluyoruz şu anda. Evet. İlginç bir maç. Ne Danilo... Neydi o şey? Ne? Daniolo muydu? Daniolo mu? Daniolo ne lan? Daniel mi? Danielo. MasterChef'teki kimdi ya? Danilo. Allah kahretsin ya. Bir şaka yapacağım burada. Danilo'yu nerede? Danilo gibi konuşmaya başladım bir anda. Onu diyecektim ya. Danilo. Allah seni kahretmesin. Tamam. O zaman ikinci yarı görüşürüz. Çünkü görüşürüz. Alevli bir maç oldu. Bekle Euro 2024 bizi. Bekle 24. Evet sevgili dostlar. Kenan Yıldız'ın manyakça golüyle 2-1 öne geçmişken kapatmıştık İlk yarıyı. İkinci yarıdan herkese merhabalar. Merhaba. Erdal Bey. Efendim canım, biraz şöyle... Maç civcivli. Oynuyor bizim çocuklar ya. Biraz salladık başta ama Kenan'ın golü muazzamdı. Ya bizi göt ettiler resmen. Yani. Keşke hep etseler. Valla şu anda Montella'ya o zaman ben okey diyorum ya. Bakalım ya. Bir finallere gidiyoruz. Finallerde zaten belli olur. Bakalım ikinci yarı bizleri neler bekliyor. Çok iyi. Oo, çok güzel pas. Oğlum ne güzel kontrol etti bu çocuk ya. Kenan, penaltı. Çal penaltıyı ya. Oğlum ne yapıyor lan bu çocuk? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Türk milli takımında böyle çalım atan forvet çok az hatta görmedim. Evet. Var mı? Böyle top kontrolü çok iyi. Şimdi Burak Yılmaz desem top kontrolü bu kadar iyi değildi. Değil. Hakan Şükür'ün keza iyi değildi. İsmini keser misin, yayınlar mısın bilmiyorum. İşte Cenk Tosun değil. Öncekilerde kim var artık? Ama bu çocuk değişikmiş yani. Değişik. Çalım malım da atıyor güzel. Şaka maka oynuyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyelim yani. Ulan ne bayılttı ya. Bak bir de bacak arası falan yapmış oğlum adam. Vallahi çok sevindim ya. Artık bizim de bir forvetimiz var diyebilecek miyiz ya, böyle çat çut atan. Juventus'ta da bir ilk 11 çıksa ya, böyle oranın forveti olsa. Hoca ver ya, bunu da vermeyeceksen neyi vereceksin ya? Oğlum ne kolay geçti lan. Ama faul var abi orada. Füllkrug 2-2 oldu. Ama resmen faul vardı orada ya. Faalinden ziyade çok kolay gelmediler mi ya? Çok kolay geldiler de hazırlıksız yakalandık. Kontra yakalandık yani, anladın mı? Orada herkes faul bekledi bence. Oğlum bu Füllkrug kaç yaşında ya? Bence faul vardı abi. Faul. Faul abi. Bak hazırlıksız yakalandık abi. Kaan Ayhan'ın çok kolay geçti. Çok kolay geçti. Yerleşemedik. Ozan Kabağ da kolay ekart etti. Güzel bitirdi. Evet. İyi vurmuş yani. Direkten de girmiş galiba. Çok kolay gol yedik sevgili dostlar. Olsun. Genel rahat gelmeye başladı bu arada Almanya. Evet. Wirtz. Keşke başka bir isim de olsaymış. Ne olsaydı mesela? Ne isterdin? Wirtz. Zırt olsaymış isim. Zırt. Zort. Michael Zort. Zort. Leroy saniyeler. Yok bir şey, yok bir şey. Tertemiz aldı. Ooo direkten döndü. Ulan çocuk ne güzel cevabını verecekti ya. Kaybettiği topu. Gol olsaymış çok zıplarmışız ya. Aynı Kenan'ınki gibi olsa direğe çarpıp zıbop diye girse. Bence atarız ya. Atarız. Çok güzel be. Penaltı. Penaltı. Var mıdır ki ya? Arkadaşım penaltı bu. Penaltıyı vermezsen de en büyük namussuz şerefsizsin sen. Evet, VAR'a gidiyor şu anda. VAR'a gidiyor. Evet abi, penaltı abi bu. Ulan hazırlık maçına bile VAR koymuşlar ha. Koysunlar ya. Bakma hocam, bakma, direkt çal ya. Tek açıdan bakma, diğerine de bak. Ha. Gördü zaten bak. Bakma. Penaltı. Ay! Çocuklar. Havertz görüyorsun. Aman Havertz. Komşulara öyle desen ya, Almanya'daki komşulara. Komşular Havertz. Yeniden öne geçme fırsatı arkadaşlar. Maç cayır cayır maşallah. Güzel maça denk geldik. Evet. Yusuf Sarı atıyor. Uğursuz götler olmayınca. Evet. Nasıl akıyor goller? 5-6-10. Yusuf Sarı kullanacak. Allah Allah. Ama Montella biliyor adamı yani. İnşallah atar. Atabilecek mi sence? Yusuf Sarı atar. İyidir ya. Şu üst köşeye sert vuracak bence. Bam diye vuracak bence. Sağına. Panenka denemez herhalde. Denemez. Yusuf geliyor. Yusuf Sarı gol! 3-2 Yusuf Sarı. Kerem Aktürkoğlu Oyuna girmek üzere. O da galiba ki. Oho, Altay. Altay'a yazar. Müthiş çıkardı. Helal olsun. Rüdiger'e bak. Forvet'te şu anda. Ha. Oo, Almanya'yı mahvediyoruz oğlum şu anda. Ulan bir kontra yakalasak, bir tane daha çaksak şöyle. Çakarız. Aha. Of, Yusuf Sarı. Tam da adam. Allah getirmedi be. Lan Türkiye'nin... Başka bir şey isteseymişim olacakmış Avusturya. Evet. Of, of, of. Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle. Barış. Barış. Siktir lan. Kaleci. Ne çok güzel be. Ya. Çok iyi be. Kerem Aktürkoğlu, Barış. Güzel ayak içi. Şu 4 numarayı var ya, Kenan da Barış da mal etti yemin ediyorum ya. Ne güzel oldu. 4-2 olacak. Oğlum yarınki manşetleri düşünsene Almanya hakkında. Evet. Büyük eleştiri gelir lan. Sané'ye baksan ya. Ne oldu? İlk yarıda öyle elini kolunu sallıyordan artistik falan filan. Piç. Böyle keserler cezayı koç. Görmeyelim seni Seyrantepe sokaklarında. Yani yarınki manşetleri harbiden takip edeceğim. Tamam oğlum, bunu final maçı muamelesi yapmayın yani. Ya evet, hazırlık. Gol yesek de çok okey lan şu anda. Mahvettik adamları. Almanya'yı böyle oynuyorsun ya. Almanya'ya ya. Ve maç bitiyor. 3-2 Almanya'yı mağlup ediyoruz sevgili dostlar. Yani bu da oldu, bu da oldu. Yani... Euro 2024 için çok güzel. Hazırız. Güzel. Şampiyonluk adayım Türkiye. Çünkü Hırvatistan'a karşı da çok iyi oynamıştık. Evet. Hatırlıyorsan. Montella, tebrikler ya hocam. Grubu şöyle bir gruptan bir çıksak güzel olmaz mı ya? Gruptan çıktık zaten oğlum. Hayır. Ha, 24'te mi? Evet, oradaki gruptan. Sanki çok okey gibiyiz. Biraz kura şansı yanımız olursa. Çünkü abi bak, kadroda bence bu takım böyle oynuyorsa fazlası olacak demektir yani. Tabii. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Hoşça kalınız. Salı günü Türkiye Galler maçıyla sizdeyiz. Sizdeyiz.